ve Sıddık-ı Ekber'in cehennemde vücudum büyüsün, ta ehl-i imana yer bulunmasın diye fedakarlıkta azami sadakatın bir zerresini kazanmak fikriyle bir çare sahip bütün ömründe tecerrüdü istinayı ihtiyar etmiş. O demekmiş, biliyor musunuz? Benim vücudum o kadar büyük ki cehennemde yer kalmasın, Müslümana yer kalmasın. Bunu zannediyorlar ki bu Allah'ın şefkatinden fazla bilmem ne işte olur mu, Allah kafirle koyacaktır şey. O kadar cahil ki cehennemin kaç tabakası var? 7. Cehennemin tabakalarını kim söyleyecek? Ezberden tabii ki. Peki cennetin tabakalarını söyle abi. Onunla da uğraşmıyoruz. Onu da gayet dinledik. Peki. Ben size okuyayım. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cehennemde o kadar vücudumu büyüt ki Müslümana yer kalmasın diyor. Cehennemde kafir yok mu? Kafir yok. Cehennemde Müslümanların günahkarları var. Bak şimdi. Cehennemin birinci tabakası boşsa tamam. Dolar. Tarafı da dolar. Bak bu çok önemli, ondan sonra yazıp kesiyor. Azam evlilikle ilas hakikine alakası var. Nasıl bağlantılar abi? Büyük ayı gibi parakta dedi de. Ne dedi? Hakiki ihlası. Evet. Kazanmak için. İhlas neydi? Emri ilahi. Vazife ilahi karşılık. Şimdi. Dendiği için yapmak. Allah en büyük ihlas nedir? Allah için yaşamak, değil mi? Allah için yaşamak. Allah'ı anlatmak. İman, Kur'an'la meşgul olmak, değil mi onları? İhlas. Bir başka bir şey takip ediyor musun? Madde menfaat. Yani Allah anlatırken burada maaş bekliyor musun yani? Bir takdir bekliyor musun? Şimdi bak. Birinci tabaka cehennem, merhameten denmiş. İkinci tabaka elza, başka yani bir başkası şöyle demiş, başka alimler sair. Onu da yazayım. Sair. Farklı gelmiş bu isim. Hutame. Başka diyen var mı? Farklı diyen var mı? Bakıyorum. Sakar diyelim. Sakar yazıyor da Sakar mıdır artık? Böyle bir yazıyor, hiç dokunmuyor. Sakar diye geçiyor. Sakar. Tamam peki tamam. Ben uyuyayım dedim. Kayık. Sakar. Dört. Sair. Sair. Elza'nın yanına yazın ya. Ama bu böyle şey yapmış. Sair. Dört. Cahim. Niye iki kişi böyle isim var abi? Yani farklı bir rivayet edilmiş. Çünkü içerisinde alem ya.
bazen bu sair tarafını çıkarmış. Söylerken sair, bu dördüncü tabaka sairin tabii ne demek olduğunu anlatıyor yani. O cehennemin sıfatını anlatıyor. Sair böyle bir verilen Ahmet Mehmet değil. Bizim gibi değil yani. Hasan deyince ne karaciğer, böbrek, dala, kulak Hasan değil. Yani hiçbir Hasan değil. Başka bir isim de olur. Ama cehenneme verilen şey sıfatlarından dolayı içini tanımlıyor. Bir içi tanımlıyor ki caindir o. Tamam. Ama şuraya gene karışmasın diye caim değil. Ondan sonra kaç? Beş mi? Beş. Beş olacak. Hutame koyduk. Beş. Sakar. Sakar buraya demiş. Beş Sakar demiş. Oraya ne demiş? Hutame demiş. Tamam. Farklı farklı vermişler. Ben bir tanesini takip edeyim. Caim. Sakar. Sakar. Bunu sileyim ya bunlar. Bir tanesini seçeyim. Daha iyi olur. Elza, Hutame, Sair. Dört Caim mi? Caim. Yutum daha iyi. Beş. Hutame, Hutame tamam, 5, Sakar, Sakar, 6, farklı farklı olunca seçiyorum, 6, Laziyet, Cahim var, Cahim. Yani YouTube'la daha kaldı. Cahim, 4'te. Dur, Cahim, şunu sileyim. Sayra. Sair. Sair. Ne yaptı? 6, 7 olacak. Haviye. Haviye. Şimdi kimler gireceğini şey yapalım. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'ın sözünü göstereceğiz. Ya Rabbi o kadar vücudumu cehennemde büyüt ki Müslümana yer kalmasını göstereceğim size inşallah. Bu kim girecek oraya? Tam yerinden okuyayım. Günahkar Müslümanların gireceği yer. Buraya günahkar Müslümanların gireceği yer. Buraya kafirin işi yok. Müslümanların günahkarları. Aynı zamanda her bir tabakada 7 tabakaydı değil mi? Tabii o Çin'e girmeyeceğiz. O 1990'da ders yapmışım 5 saat. Sesli ders var. Sitede var. O içinde 7 tabaka, her bir tabaka dediği tabaka, alimlerin bulunduğu tabaka var. Bilmem bir sürü yerler var. Neyse. Onu şey yapmayalım. İkinci tabaka ya şeyin Nasara Hristiyanların Nasara Hristiyan kafirlerin İsa Aleyhisselam'a uymayan kafirlerin hani Muhammed Aleyhisselam uymayan ve günahkar ve İsa Aleyhisselam'a uymayan ve günahkarların üçüncüsü Yahudi Musa Aleyhisselam'a inkar edenler, inkar eden Yahudilerin ya. Yahudi ne işi var birinci tabakada? Mesela Hazreti İsa'yı inkar edenler geçsem çünkü orada ha? Nasara Hazreti İsa'yı inkar edenler. Ha inkar edenler diyeyim. Şöyle mi diyeyim? Değil mi Hasan abi? He? O zamanı kastediyorsun değil mi abi? Bu zamanı kastetmiyorsun.
O zaman bu mı? Cehennem bitti. O zaman ya, şimdi artık onun şeyi yok. Yani. Tabii. E peki İsa Aleyhisselam şimdi bir tanesi inkar etse ne olur? E zaten o ki kafirdir ya, Müslüman değil ki. Bu günahkar Müslüman'da bahsedir. İsa Aleyhisselam benim. Dört, bakayım fark var mı? Yıldıza, güneşe tapanlar. Sabiler mi? Hı-hı. Aşağı gittikçe daha mı dehşetleniyor yoksa? Evet. Mecusiler, ateşe tapanlar. Başka ne diyor yukarıda? Mecusiler, Budistler, Brahmanlar. Ben ama kaideyi söyleyeyim. Mecusiler, ateşe tapanlar. Mecusiler, ateşe tapanlar. Peki var mı bunlar? Brahmanlar, Budistler. Budistler. Gaya hangisindeydi abi? He? Gaya. Geleceğim abi. Ondan sonra altıya mı geldim abi? Altıya müşrikler, Allah'a inkar koşanlar, Allah müşrikler. Müşrikler. Müşrik biliyorsunuz. Allah'a şirk koşanlar. Yedi. Allah Allah. Deccal mı sana? Bak ne? Bak, münafıklar, Nemrutlar, Nemrut o adam değil ha, adam zaten adı Nemrut değil. Nemrut sıfattır, unvandır. Ona giren hepsi. Ustad diyor ki bu CHP'nin ilk dönemdeki her o başta olan %5'e her birisi küçük bir Nemrutçuklardır diyor. Ya hepsi küçük birer Nemrutçuklardır diyor. %5'ine. Tabii. Ekelin yaptırdı, taptırıyor. Işte. Bak. Nemrutçuklar. Küçük firavuncuklar. Firavuncuklar. Başka kim diyor? Allah'lık davasında bulunanlar. Şimdi bak, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh demiş ki, ya Rabbi cehennemde o kadar vücudumu büyük ki gün Müslümanların günahkarına yer kalmaz. Vay sen Allah'tan daha mı merhametli misin? Yahudiler, kafirler, fakir ne olacak? O kadar softa cahil ki, hem de diplomalı cahil. Cehennemin hepsini zannetmiş. Cehennem birinci tabakanın adıdır. Merhameten birinci tabakanın ismi verilmiş. Cennetin birinci tabakasına da cehennet denmiş, o da merhametten. Ne konuşuluyorsa birinci tabaka hakkında konuşuyor, diğerleri hakkında konuşulmuyor. Cennetin de birinci tabakası cennettir, biliyor musunuz? O da merhametten. En düşükten verilmiş isim. Ötekisi zaten alsat sistem bozuldu, anlamayız. Bak görüyor musunuz? Cehennem, Ebu Bekir Sıdık. Ama o zaman birinci tabaka geçici değil mi? Diğerleri hep kalıcı. Evet. Kalıcı. En son bazı ulema, tabii ulema bazılarında şey olmuş. Ya cehennem kapanacak, bakla ekilecek falan demişti. Ya cehennem kapanır mı ya? Halid'in efya ebeden. O adam burayı kastetmiş. Yani kapanacak o zaman. He, o çünkü şey. En son la ilahe illallah diyen kalacak. O en son da o çıkacak. En son cehennemden çıkacak olanlar diyor,
500 arz kadar cennete mülkledecek. Rivayet. Öbeki ne olacak? O kapanacak. Ne? Bunlar açık. Bu ya bu. Ama itikadı olup imanı olmayanlar kalmayacak. O imanı olanlar, o imanı olanlar zaten gitmiyor, hayır, müşrikler. İtikadı olup imanı olmayanlar, Müslümanlar. Yok. İtikadı var, imanı yok. O zaman imanı yoksa bitti daha bir şey Emre. Cennetin sebebi, kirme sebebi iman değil mi? Yok, cehennem nasıl abi? Birinci tabakada Müslümanların itikadı... Hayır, imanı olur. Var, imanı var. Zaten İman imanı var. Yoksa zaten çıkamaz ki o. Birde değil zaten. O zaman birde değil ki zaten. Birde değil ki o. Ya ikide, ya üçte, ya dörtte. Yani nereye girer o? Altı. Aa işte. Altı. Altıya girer. Herhalde altıya sokarsın ya. Yani çünkü bu içerisi de biraz daha sıfatlarla dolu. Evet. İmanı var, ameli yamukluluk. İmansız, imanda zerre kadar şey, zaten cennete giremez hiç. İman şart. Ama küçük olur, büyük olur. Olsun. La ilahe illallah Muhammed Resul dese, tamam mı? Açık ve gizli değil. Böyle şirk var ya, sari şirk. O koşmaması lazım. Biraz şey yapayım abi. Hakka taraf girdiyse girer mi Bilal abi? Yani İslamiyeti yok abi. O zaman şey yok ki. Sebebi mesela bak. Yani. O zaman şunu da yazayım. İman nedir? İslam nedir? Cümle vereceksiniz bana. Geçen dünkü gibi. Bak. İman izandır. İzan ne demek? Arka kalın. Ha, güzel. İzan hakkı kabul ve tasdiktir. Öyle mi abi? Ha. Peki iman, İslam nedir? İslam irtizamdır. Peki nedir o? İltizam. Hakka taraf girlik. Sonra? Teslim. Teslim ve inkiyar. Teslim ve inkiyattır. Mektubat kaç? 34. Şimdi iman neydi? Hakkı kabul ve tasdik. Kabul ve tasdik'in ne farkı var mesela bir şey yapsam? Kabul ve tasdik. Dima ait. Kabul mü dima ait? Kabul dima'dır. Ve tasdik de dima'dı abi. Yok, tasdik o zaman şeye ait. Dima, evet. Kabul. Kabul şeyi, kalbi. Bir tanesi kalp, bir tanesi akıl. Evet, evet, tamam. Bütünlük çünkü. Dimada ne vardı? Dimada itikat. İtikat şeyde, kalpte iman. İtikadı var, imanı yok. Gelmiş. Nerede anlatıyor bunu? 142 sözlerde. İmanı var, imana göre yaşıyor. İtikadı var, itikad ettiği gibi yaşamıyor. İman nasıl olur? Orada anlatıyor. İyi, burayı kaçırma, dur. İtikad ediyor. Tamam mı? İtikad ettiği gibi yaşarsa iman olur. İmana dönüşüyor itikad. İtikad ediyor, itikadın gereğini yaşamıyor, iman balları olmuyor. İman balları olmuyor. Çünkü İslam
eylemdir. İman değildir. Mesela Allah'a iman etmek imandır. Peygamber'e iman etmek imandır. İslamiyet'e inanmak değil. Namaza inanmak yok. Namaz kılmak. Oruca inanmak değil. Oruç tutmak. Eylem. Haca gitmek. Haca inanmak değil. İnanmak yukarıdaydı. Ha, diyor ki 142 sözlerde. İtikadı var. İtikat ettiği gibi yaşamıyorsa iman olmuyor. O zaman ona hapsi ebedi. İmanı yoksa idam ebedi. Haps değil o. Birisi cehennemde, birisi Adem'de. Çünkü Adem'e göre cennet kendi taşeron şirkettir. Yani. Dima ait, unutma bak, sistemin nasıl çalıştığını bilin. Dima ait itikat var. Dima itikat var. Üstad diyor ki, itikat ettiği gibi yaşamadığı için iman olmadı. Yani iman oldu. İtikat ettiği gibi yaşarsa otomatik olarak, bak itikat edip amel etmediği için diyor. İtikat ettiği gibi amel etmediği için idame şeye hapsi münferit ve hapsebedi. Kafir için ne diyor aşağıda? İman ve itikat etmediği için zaten yaşamıyor. Ya teknik bilgileri nereye çalıştırır bilmek lazım. Bu itikat edip peki cehennemin birinci şeyi mi abi yoksa yani çıkamayacak mı yani? İtikat edip idamı ebedidir diyor. Haşa hapsebedi.